Yaptığınız ya da maruz kaldığınız en çirkin 1 Nisan şakası neydi? İkinci soru, Disneyland'den mi geliyorsunuz? Biz yandık, sorular geliyor. Mickey'yi ya da Varyemez amcayı tanıyor musunuz? Varyemez amca iyi mi? Benim bebekliğimde bile çok yaşlıydı. Hala iyi mi? Ekonomik krizde ne oldu? 2008'de bayağı bir darbe almış olması lazım Varyemez amcanın. Varyemez amcayı tanıyor musunuz? Mickey iyi mi? Daisy ile evlenebildiler mi? Öbür oğlan var. Daisy'yi sürekli yemeğe çıkaran. O ne oldu? Ben oysa ki kendimi Star Wars'tan böyle kopmuş gelmiş gibi hissediyorum. Star Wars değil, kesinlikle Mickey. Mickey mi? Peki, bak hala Mickey düşüyor. Şu adama en son dedim ki şunları tepeden yağdırmayın. Adam gideli 6 ay oldu şarkı söyleyeli, hala tepeme şunlar yağıyor. Bir daha kimseye konfeti yok. Ne olacak? Konfeti yağınca daha mı güzel oluyor şarkı? Buyurun. Star Wars'tan geldim söyledim en son. Bu Star Wars mu? Ya ben öyle prenses. Bütün Star Wars filmlerini izledim. Buna benzer hiçbir yaratık yok. Buna benzer var. Mehtap. Efendim abi. 65 kilo birden mi verdin? Ya abi 65'leri 15 kilo verdim. Vallahi. Suratın acayip incelmiş, ahşaplı elbisen geliştirmiş. Üzerine oturmuyor. Evet abi sorma. Ya yemin ederim bu kıyafeti, Arjantin'de kilo aldım ben herhalde biraz. 5-6 kilo aldım orada yedik kez. Arjantin öyle evet. Ya abi ondan değil ya, şeye gittik. Şey çektik de oradan geldik. İsmail'cim ne zaman Arjantin'e gitsen vallahi bu basenler böyle. Evet abi zorba. Reyhan abla aradı dedi ki cumartesi. Ya bak bu işte inanamıyorum ne kadar güzel kız değil mi? Mehtap Hanım nasılsa. Abicim de böyle. İki gün oldu abi geldik çektik Wipeout. Türkiye Yunanistan ünlüleri yapıldı. Tamam biraz tamam, daha hanım hanımcık. Biraz daha hanım hanımcık. Reyhan abla aradı salondayım yemin ediyorum vallahi. Vallahi bak ciddi. Mehtap güzel kız kategorisinden alıyorum yani. Beni mi? Evet, kız kategorisi. Şarkısı, türküsü tamam. Falan da güzel. Ya güzel kız kategorisi. Ama gerisini söyleyeyim abi. Hayır, dur ya, Allah, ya, aşkına. Allah aşkına. Reyhan abla dedi Okan abi çağırıyor sıyırdım geldim ya. Abi. Bir hazırlanışım Mehtap, var. Vallahi arabayı vereceğim. Tamam abi. Şunu bir çek şunu ya. Tamam. Tamam. En çirkin 1 Nisan şakası. 1 Nisan şakaları yapıldı yine berbattı. Benim... İnci Sözlüğün 1 Nisan şakasını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Çok acayip. Nasıl? Çok kişi toplayamadılar ama iyi fikirdi Taksim'de. Bilmiyorum nasıl? Neyse sonra anlatırım. Evet devam. Benim disipline gittiğimi söylediler. Lisede hatırladığım o en kötü şaka oydu. Disipline gittim. Yaş kaç? Şu andaki yaşım 25. Bu mudur hayat? Bana... Ya benim başıma neler geldi ya vallahi. Sayın İsmail YK, sizin karşılaştığınız en kötü 1 Nisan şakası neydi? Ya benim karşılaştığım kötü 1 Nisan şakası... İsmail YK'nın sesini arttıralım. Çok kibar bir adamdır. Çok yani, düşük konuş. Evet. Hatırladıklarımın yalancısı olacağım çünkü pek fazla hatırlamıyorum öyle ama duyduğum birkaç kötü 1 Nisan şakaları oldu arkadaşlarımdan çünkü... Anlatsana bir tanesi gaddar olanlardan. Ya şey dedi işte benim arkadaşım... Şöyle anlattı bana. Babası kalp hastasıymış. Onun da iki kız kardeşi var. Birisi dedi ki işte Merve araba kazası geçirmiş. Babası zaten kalp hastası. Şimdi böyle bir haberi duyunca tabii ki bunun bir şakası olmaz tabii. Yani böyle ölmüş bir şaka yapmış. Yok ölmemiş de. Çok ağır abi. Çok ağır evet. Şey. Yani zaten bunu söyleyen kız da küçük bir kız da değil yani 20-25 yaşında bir olgun bir yani böyle evet. Bir şey yapılmaz. Evet sevgili Miki Fare sizin ikinci sorunuz geliyor. Aa bir dakika Okan abi şunu taksa daha güzel olur. Tamam yok. Ver onu bana. Evet, Miki var bak, Miki var şey. Ne yapıyor buradan pilli olarak? Denize Erol Büyükburç mu düşse kurtarırsınız, Büyük Usta Kayağan mı? Yalnız cevap gerekiyor. Yani ben Erol ikisini Büyük de ayrı... Burç. Niye kurtarırsınız Büyük Usta Kayağan'ı kurtarmazsınız? Ya... Ay. En çok beni kurtaracaksınız herhalde. Ya, en çok beni kurtaracaksınız. Bravo, güzel. Evet. Daha önce hangi pozisyonlarda bulundunuz?
Aziz, çok böyle soru olmaz. Buna bir başlık açmak lazım. Futbol falan, falan filan diye. Ya her türlü yani pozisyondaydı falan yani. Olmaz. Bu çok özür dilerim. Ben yazmadım. Dur, her türlü yani fark etmiyor. Kadınına göre tabii değişir. Tabii orkestra ya. Ben şey veriyorum, tiyo veriyorum. Olmaz. Tiyo vermiyorum. Abi istersen yanından alayım. Benim dediğimi söyle Allah aşkına. Abi biz İsmail YK çok mahcup adamdır, bayan yanı diye verdik. Hakikaten yani olmaz. Bitirdin. Ama hadi benim... Hayko dayanır ama İsmail YK dayanamaz. Ama cevabı, ama var bomba bir cevap. Her türlü. Kadınla gördük. Bayılıyorum bu şarkıya. Evet. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Evet. Bir ürün olsaydınız. Bir ürün olsaydınız. Bir ürün olsaydınız. Kendinizi üç cümleyle nasıl pazarlardınız? Evet, pardon. Başarılı, yenilikçi. Başarılı, yenilikçi. Pozitif. Satılmadın. Başarılı, yenilikçi, pozitif. Peki. Çok güzel olmuş. Size soruyorum efendim. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayko Bey. Aşağıdaki giysilerden hangisi ötekilerden daha çirkindir? Siyah ayakkabı altına beyaz çorap, vatkalı kadın ceketi, yüksek belli erkek pantolonu. Yüksek belli erkek pantolonu. Ben de hiç beğenmiyorum. Bu akşam uzaylılarla karşılaşsanız onlara ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü genel tema öyle hep uzaylıların bize mesaj vermek üzere geldikleriyle ilgili. Ha ben ilgili onlara mesaj sen vereceğim. Sen mesaj vereceksin. Bir daha söyleyemeyeceğim. Yani üreyin, çiftleşin bol bol bizim ülkemizden falan böyle uzaya gidelim, gelelim, sevişelim. Öyle olsun. Bol bol. Birbirimizi kucaklayalım. Buradan seyircilere seslenmek istiyorum. Programımız genel aileye hitap etmektedir. Bildiğiniz gibi üç kafa vardır. Büyük, küçük, biraz daha küçük. En küçük kafayı ekran başından alın. Sizin sorunuz geliyor. Buyurun. Metafor ne demektir? Metafor. Ne demek Dayko? Ne demektir? Metafor ne demektir? Beynim durdu desem şu anda. Beynim durdu değil, hiç bilmedin. Hiç bilmedin. Hiçbir zaman olay, bilmedin. Şey olayları, gökyüzü. Metafor ne demek? Bir şeyin bir başka şeye benzetilerek anlatılma şekli. Çok güzel sizce efendim. O ne öyle kıkır kıkır gülüyorsun ayol? Hayır, onun cevap vereceğini biliyorsun. Ben de Mert arkadaşıma katılıyorum. Ben böyle bir şey olsa gerek. Sizin sorunuz geliyor. Kadir İnanır ve Ahmet Mekin arasında geçen bu gerilimli dakikalar hangi filmdendir? Görüyoruz, buyursunlar. Susmayın! Konuşun, çıldırmayın! Ya, derebeyliğin burada sökmez. Adamların, silahın, çalımın sökmez bize. Seni döverim ihtiyar. Sen onu da yaparsın. Şıklar var mı abi? Şıklar var. Mekin Love, Mekin Toş, Ateş Dağlı, Songül Karlı. Ateş Dağlı'dır herhalde. Bravo, doğru cevap. Bildim ama Ateş Dağlı'dır. Sizin sorunuz geliyor. Ergenliğe girdiğinizde ya girdiğinize ya da hangi olay ya da olaylar sonucu karar vermiştiniz? Özür dilerim, sorusunu alıyorum. Affedersiniz. Size soruyorum. Ergenliğe girdiğinize hangi olay ya da olaylar sonucu karar vermiştiniz? Yani ergen olmuştunuz. Ne olmuştu da ergen olmuştunuz? Sivilceler. Sivilceler çok doğru cevap. Yeterli. Sizin efendim gözünüzün altındaki bu şeyler çıkmıştı. Yani. Mesela şey olmuştu. Erkeklerin bazılarında göğüs uçlarında ağrı oluşuyor. Ve o doktora gittiğiniz zaman blue çağında meydana gelebilir bir şey olduğunu söylüyorlar. Enteresan bir şey. Göğüs uçları. O zaman da... Peki erkek çocukların buralarım ağrıyor filan demesi güzel bir şey değil mi? Okulda filan. Neyse bunu duymayalım. Kimseye söylemedik. Bir zamanlar TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece programıyla ilgili ne hatırlıyorsun? Hiçbir şey.
Güzel. Siz? Hiçbir şey. Siz? Hiçbir şey. Vasiyetinizin ilk maddesi ne olurdu? Güzel bir soru. Yardımcı olabilir misiniz ya? Baskısı olmaz. Ben okumayalım da. Hayır. Bence de. Baskısı olmaz. Baskısı olmaz. Üç tane Spielberg filmi sayabilir misiniz? Ay ne kadar zor sorular geliyor ya. Peki, şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Olmaz. Bu ardıcı sınav gibi canım. Bu da gerçekten biraz... zaten hayır. Tamam. Tamam. Üç tane Spielberg filmi sayabilir misiniz? Üç tamam. Tane. Şitler'in listesi. Güzel. Yardımcı olursak. İşte ben listesi diyeyim. Köpek balığı gidiyor. Köpek balığı günlüğü. Köpek balığı günlüğü. Evet. Sayamadım, ben de sayamadım. Birden sorunca... Köpek balığı günlüğü, Jaws'u. Yardımcı. Evet. Böyle... E.T. E.T. Bravo abi, devam edelim. Ya bir sürü var da olsun. Nereden biliyorsun? Senden kopyalım. Çok sıkıldım ben. hiçbir sorumu bilemiyorlar.